Değerli müzikseverler, hepiniz hoş geldiniz. Bir müzikli maarif takviminde daha bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün malum Şubat ayının dünya takviminden musikiye yansıyanlar alt başlığımız. Sadece oradaki en baştaki ay değişiyor her ay. Mart diyoruz, Nisan diyoruz. Bir de bir aralar... Haziran, Temmuz, Ağustos ayları faaliyet ayları olmadığı için onlar şanssız aylardı bizim için. Bir sezon başlayınca bazen onlar çok ihmal edildiği için o ayda doğan, ölen veya vuku bulan olayları anamıyorduk, hatırlayamıyorduk. Ocak ayında Haziran'ı yapabiliyoruz mesela şanssız aylar diyerek o alt başlıkla. Programa başlamadan önce bu imkanı, bu buluşma imkanını hazırlayan Turing'e sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür ediyoruz. Değerli Başkan Bülent Katkak şahsında sağ olsun, var olsun. Bugün ekibimiz gene üstadımız Ahmet Meter. Eskiden Cumhurbaşkanlığı Korosu'nun genç yıldızı diyorduk ama şimdi artık TRT İstanbul Radyosu'nun genç ses yıldızı İbrahim Suat Erbay. Ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun genç seslerinden Gizem Coşkun. Hemen programımıza başlayalım. Geçen sene bu zamanlarda bir sene kadar oldu. Aşağı yukarı kaybettiğimiz Müzeyyen Senar'ı anmadan geçmeyelim. Birinci seneyi devriyesindeyiz. Eskiler bir laf söylerlermiş. Bu Şubat'ı da atlattık, bir sene işimiz garanti derlermiş. Müzik dünyasında Şubat ayı çok enteresandır. Herkesin neredeyse vefat ettiği aydır Şubat ayı. Allah gecinden versin. O gelenek devam ediyormuş gibi işte Müzeyyen Senar da geçen yıl Şubat ayında vefat etti. Sanıyorum 8 Şubat'ta. 8 Şubat'ta vefat etti ve birkaç gün önce çok değerli bir ses yıldızımızı çok genç yaşında kaybettik. Selma Sağbaş. Birkaç gün önce vefat etti. Selma Sağbaş son dönem Türk müziği icrasında hanım sesler arasında çok ayrı yeri olan bir isimdi. Doğrusu tam burada bir parantez açarak bir teşekkür borcumu dile getirmek istiyorum. Daha birkaç gün önce kaybetmemize rağmen ben programı tabii daha öncesinden hazırlıyordum. Ama insan vefat etmiş olmasına rağmen kaybettik gözüyle de bakmadığı için şuurda öyle bir yer yapmıyor. Dün beni Bülent Bey aradı. Selma Sağbaş'la ilgili de bir şeyler katacak mısın programa deyince kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Sebebini düşündüm. Daha iki gün önce kaybettik. Nasıl böyle bir şey unuturum diye. Ama kabul etmek istememekten belki. Çok erken demeyelim tabii. Erken değil de genç yaşta kaybettiğimiz için belki. Çok çizgi üstü icracılardan biriydi. Şimdi programa canlı müziklerden önce Selma Hanım'ın sesinden sizlere bir şarkı dinleteceğim ama çok ilginç bir şey, onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle hangi icrasını istediğini de Bülent Bey bana söyledi. 90'lı yıllarda Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Osmanlı müzik antolojisi eşi Bekir Reha Sağbaş'la birlikte yapmışlardı. Orada bir icrası vardır dedi, mükemmeldir o dedi, zirve bir icradır. Yorgo Bacanos'un bir şarkısını okumuştu dedi, hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ve çok ilginç, şimdi tüylerim diken diken oldu. Yorgo Bacanos'un ölüm tarihi de zaten bu programda anacaktık, Şubat'tır. Şimdi o şarkıyı sizlere dinletmek istiyorum. Selma Sağbaş'ın 90'lı yıllardaki icrasından. Thank you.
Rahmetle anıyoruz. Birkaç yıl önce bir Umre'ye gitmişti. Orada bir klimadan, bir klima nesi deniliyor ona? Klima mikrobu. Lejyoner hastalığı. O klimadan kaptığı bir şey akciğerinde ilerledi ve sonra kötü bir hastalığa çevirdi ve kurtaramadı. Birkaç gün önce de kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Hizmeti büyüktür. Çizgisinden hiç taviz vermemiş bir sanatkardı. Efendim, programımızın akışı şöyle. 1887 yılının 1 Şubat günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Henderson Wilcox diye bir kişi ve eşi Batı Los Angeles bölgesinde adına Hollywood dedikleri bir çiftlikleri varmış. O çiftliğe tapuya kaydettirmişler. Elektrik bağlatmışlar, su getirtmişler. Ve orada bir çiftlik hayatı yaşarlarken sonradan değer kazanan bir arazi. Biraz da şehir dışında olduğu için sinema sanayicilerinin dikkatini çekmiş. Gittikçe fiyatı artarak belli bir noktada anlaşmışlar. Sinemacılara devretmiş orayı ve Amerikan sineması o arazide. Ve adı da hiç değişmemiş ondan sonra. Hollywood demişler. Amerikan sinema endüstrisinin doğduğu topraklar. Tapuya kayıt tarihi 1887'nin 1 Şubat'ı. Sinema tarihiyle ilgili ilginç şeyler var. 1 Şubat 1895'te de Lumière kardeşler sinema makinesini icat etmişler. İlk sinema makinesini icat edenler, icat ettikleri yıllardaki fotoğrafları. Sonra yıllar sonra aynı pozu vermişler iki kardeş. İlginç bir resim. 5 Şubat 1915'te şu armayı tanımayan yoktur. Bu firma kurulmuş değerli müzikseverler. 5 Şubat 1915'te ve 7 Şubat 1914'te ondan bir sene önce Charlot'un ilk filmi The Little Tramp gösterime girmiş. Yani Charlie Chaplin 5 Şubat 1919'da Pickford, Fairbanks ve Grift adlı kişilerle birlikte şu firmayı kurmuşlar ortak olarak. Dört ortak. Bu da meşhur bir sinema tarihine mal olmuş bir armadır. United Artists firmasını kurmuşlar. Bu meşhur afiş seyretmeyen yoktur. Sinema meraklısı olup da asri zamanlar. Onun afişi. 5 Şubat 1936'da gösterime girmiş. Charlot'un son sessiz filmi bu, değerli müzikseverler. Sahnelerini hatırlayacaksınız. Aslında sanayileşmeyi müthiş şekilde eleştiren bir film. İnsan unsurunun makinelerin çarkları dişleri arasında nasıl yok olduğunu anlatıyor. Mesela şu sahneyi de ben unutamam. İşçi yemek masasına oturuyor. O kadar teknoloji ilerlemiş ki hiç bir şeye elini sürmüyor. Kaşık geliyor, ağzına yemeğe veriyor. Sonra bir peçete uzanıyor, ağzını siliyor. Ama makine arıza yapmış. Yemek vermiyor ama ağzını siliyor sürekli. Müthiş bir eleştiriydi o, evet. 12 Şubat 1969'da bizim sinema dünyamızdan bir Türk sinemasının horoz nurisi Vahi Öz, meşhur komedyen, oyuncu, vefat etmiş 1969 yılında. Şu sağda gördüğünüz hanım da Türk müziğinin ünlü seslerinden biridir. Yaşı en az benim kadar olanlar hatırlarlar. Saime Sinan. Saime Sinan'la bir dönem nişanlıydı Vahi Öz. Evet. Müzik bağlantısını da Vahi Öz'ün bu şekilde kurduk. Evet. Ve Şubat ayında kaybettiğimiz büyük bir bestekarımız var. Saadettin Kaynak. Bu fotoğrafta çok ilginç kimler var. Gördüğüm şu Çoban Mehmet, ünlü pehlivan, güreşçi. Şu ünlü tango bestekarı, gözleri ama olan birçok tangonun bestekarıdır. Neydi adı? Unuttum.
Böyle bir resim ve Saadettin Kaynak orada birlikteler. Ve Türk sinemasına olduğu kadar Orta Doğu sinemasına da yaptığı film müzikleriyle çok büyük katkılarda bulunmuş Saadettin Kaynak. Türk sineması tarihinde de çok önemli bir yeri vardır Saadettin Kaynak'ın. Sayılamayacak kadar çok filme müzik yapmış. Daha da fazlasına Kahire sineması çok güçlüdür 50'li yıllarda, 40'lı yılların sonundan itibaren. Türkiye'ye gelen o filmlere veya orada gösterilecek filmlere müzikler yapmıştır. Zorluğu şurada, sahne saniyesine göre müzik bestelemiştir. Şarkıları onun için genel formatların dışındadır. Zemin, nakarat, meyan yapısından başka iç içe açılan meyanlarla falan uzayan şarkılar vardır. Şimdi programımızın ilk canlı dinletisini Gizem Coşkun'un sesinden Saadettin Kaynak'ın bir film için beslediği şarkısını dinleyerek açıyoruz. Akşam yine gölgen, gölgen yine akşam. Oh,
Şubat ayı yaprak dökümü dedik ya Türk müziği için. Bu gördüğünüz üç büyük isim de kemani, keman sanatkarı. 22 Şubat 1988'de kaybetmiştik Cevdet Çağla sol başta. Cenaze merasimine ben de katılmıştım. Cevdet Bey'le tanışıyorduk. Üniversite korosuna başladığımız yıllarda ilk çıktığım konserin ikinci bölümü, birinci bölümünde Nevakar vardı. Pardon, Hisar Bruselik takım. İkinci bölümde de Cevdet Çağla'nın eserleri vardı. Radyo kantininde buluşup, İstanbul Radyosu'na gidip sürekli eserlerin ona tekrarını doğrulattırırdık. Doğru mu okuyoruz, bu şekilde yapıyoruz diye onayını alırdık. Sonra o konserimize de gelip kendisi izlemişti, Allah rahmet eylesin. Türk müziğinin ve Türk radyoculuğunun idareci olarak da, bestekar olarak da, kemancı olarak da büyük isimlerinden. Keman sazının, Türk müziğindeki kemanın piri, ortada gördüğünüz Nubar Çömlekçiyan. Tekyay soyadıyla bilinir. Asıl aile soyadı Çömlekçiyan. Babası da çok ünlü bir bestekar ve udi, arşak ve nota yayıncısı. Arşak Çömlekçiyan. Udi Arşak'ın oğludur Nubar Tekyay. Nasıl Ut'ta Yorgo Bacanos, Nevres Bey, Kadri Şençalar, büyük ustalar olarak, izinden gidilecek ustalar olarak değerlendiriliyorsa, Nubar da diyebilirim ki en tepedeki büyük sanatkardır kemancıların takibi açısından. Ve ölüm tarihi 1955, 5 Şubat 1899'da yine büyük bir kemancımızın Sadi Işılay'ın doğum tarihi. O yaprak dökümünden ayrılıyor. Dünyaya gelmiş Şubat ayında. Bu üç keman sanatkarımızı rahmetle anıyoruz. Şimdi üçünün ortak paydası olarak Cevdet Çağla'dan bu program kapsamında çok eser okundu. Sadı Işılay'dan daha az okundu. Usta işi bir bestekar örneği dinleyeceksiniz şimdi, dinleyeceğiniz eserde. Sadı Işılay'ın biyografisini okuyacağınız kitaplarda çok fazla göremeyeceğiz. Bir iki satır arası bilgi hemen aklıma gelmiş vereyim. Ünlü gazeteci Ali Sirmen vardır, bilirsiniz. Onun büyük babası kendisi. Evet, Ali Sirmen'in büyük babasıdır. Ama Ali Sirmen nedense hiç ondan bahsetmez. Necdet Yaşar kendisini iyi tanımıştır. Sadı Işılay'ın beraber çalışmışlardır 50'li yıllarda. Onun ifadesine göre, benim kendi ifadesine göre demişti. Belediye nikahıyla 9 evliliği vardır. Şer'i nikahla sayısını o da hatırlamıyordu. demiştir. Mesela eşlerinden biri 1930'lu yıllarda kaybettiğimiz, onun da Mart ayı ölüm yıl dönümü, Deniz Kızı Eftelya'dır eşlerinden biri. Son eşi zannediyorum, yanlış olmasın. Yani en azından belediye nikahlı son eşi olduğunu biliyorum. evet. Ben tanıdım kendisini. Bizim konserlerimize gelirdi pazar günleri Atatürk Kültür Merkezi'nde. Meşhur Mualla Gökçay, ses sanatçısı. Mualla Gökçay aynı zamanda Lemi Atlı'nın da son yaşlılık hallerinin platonik aşkıdır. Bunlar biyografi kitaplarında yazmayacağı için asıl biyografi buralarda gizli. Şimdi üç kemanimizi temsil eden birinden eser seçtik. Sadi Işılay'dan. Evç makamında çok nadide bir şarkı. Daha önce ben bu işin içindeyim, dinlememiştim. İbrahim'den şarkı istedik, o sağ olsun böyle nerede gölgede kalmış şey varsa çıkarıp getirip okuyor. Şimdi Vaat Et Bana Artık sözleriyle başlayan Evç şarkısını dinleyeceğiz. Thank you.
Vay dert bana artık bu benim fontinem olsun son çilem olsun. Bütün namelerin namene dolsun, namene Efendim. Şimdi 1934 yılında bir olay. 3 Şubat 1934'te Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında meşhur Balkan Paktı imzalanmış. Bu benim aklıma hemen bir şey getirdi. O günlerde afişini şimdi göreceksiniz. Şu ekip, biraz önceki Sadı Işılay, bakın sağdaki. Kemancı dedik ya, Ali Sirmen'in dedesi. Refik Fersan, Münir Nurettin ve Fahire Fersan. Bir konser vermişler Atina'da. Barış Rüzgarları esiyor. Venizelos var, Atatürk var. Atina'da verdikleri konserde ilk defa Refik Fersan'ın meşhur bir rast peşrevi vardır, metal. Musahabat-ı Musikiye adını vermiştir o esere. Duyduğunuz zaman hemen anlayacaksınız hangi eser olduğunu. Meraklılar bilirler. Konserde onu çalmışlar. Yönetim çevrelerinden de Atina'da çok kişi varmış protokol konseri. Ve o eseri duyunca defalarca çaldırmışlar. Ve o günlerde Balkan Paktı da imzalandığı için barış rüzgarları esiyor. Balkan Paktı'nın marşı olsun bu demişler. Balkan marşı olarak kabul edelim bunu. O rast peşrevi.
Öyle bir konuşma da geçmiş. Şimdi sonraki konumuz neymiş? Bütün ziraat bankalarında bir zamanlar resmi vardı. Mithat Paşa. 5 Şubat 1877'de sadrazamlıktan azledilmiş. Taif'e sürgüne gönderilmiş. Sonra da orada idam ettirildi, boğduruldu. Sebep, Abdülaziz'e suikastin perde gerisindeki baş mimar. Türk siyasi hayatındaki ihtilaller tarihinin başlangıcı olan olay. Padişah Abdülaziz'in tahttan indirilip bir darbeyle, aslında başında gözüken Hüseyin Avni Paşa'dır. Kayserili Ahmet Paşa donanma komutanı. Saraya donanmanın toplarını çevirmişlerdir. Ama asıl akıl hocasının Mithat Paşa olduğu bilinir bazı çevrelerde. Ve sonra da intihar filan derler. O tartışma da çok günümüze kadar sürmüştür ama cinayet olduğu hemen hemen ispatlanmıştır. Abdülaziz'in öldürülmesinin. Konuya biraz sonra yine döneceğiz. Ve işte bu hesabı soranlardan, o yıldız mahkemelerinin kurularak o hesabın sorulmasını sağlayan kişi de Abdülaziz'den sonra bir süre 5. Murat geliyor tahta. Çok kısa bir süre. Sonra Sultan Abdülhamit geldikten sonra meşhur yıldız mahkemelerini kuruyor. Avrupa'nın da yakından takip ettiği mahkemeleri. 18 Şubat 1878'de 2. Abdülhamit Meclis-i Mebusan'ı, fotoğrafını görüyorsunuz, azlediyor, kapatıyor. Meşrutiyet dönemine bir son vermiş oluyor o kararıyla ve tek hakim olarak devletin yönetim iplerini eline geçiriyor. Şimdi alakası yok gibi gözüken başka bir olaya geçiyoruz. Yine Şubat, 14 Şubat 1949, İsrail Parlamentosu Knesset ilk toplantısını yapmış, tarihe geçmiş o ilk toplantıyla. Aynı günlerde de Türkiye'den İsrail'e gitmek için 1200 başvuru daha yapılmış. Gidenlerin sayısı, Türkiye'den gidenlerin sayısı 10.000'i aşmış. Şimdi Meclis-i Mebusan da bir parlamento, burası da bir parlamento. Şubat ayı ortak nokta. Şimdi geldik buraya. Bu şahıs çok önemli hukukçularından biri hukuk tarihimizin ve bir bestekar aynı zamanda. Manyasizade Refik Bey. Ünlü Yıldız Mahkemelerinde Mithat Paşa ve avanesinin sanık olarak yargılandığı davada sanıkların avukatı Manyasizade Refik Bey. Yanındaki kişi de 23 Şubat 1962'de kaybettiğimiz Isaac Varon, Musevi bestekarlarımızdan biri. İsrail parlamentosundan filan bahsettik. İkisinin arasındaki bağ nedir diye soracak olursanız, Manyasizade Refik Bey'in ilk hukuk bürosu Selanik'te. Hukuk bürosunda yanındaki katibi, en yakın sırdaşı, sır katibi Isaac Varon. İstanbul'a gelince politikayla da ilgilenip parlamentoya üye oluyor filan. Orada gene en yakınında Isaac Varon var. Isaac Varon, Türk müziğinin gerçekten önemli bestekarlarından biridir. Hocasından, patronundan müzikte de faydalandığı söylenir ama bilinen bir iki şarkısı vardır Manyasizade Refik Bey'in. Onu çok aşmış bir talebedir. Talebe imişse bile bir zamanlar. Şimdi en başında Balkan Paktı dedik. Ona marş olarak düşünülen eser dedik. Refik Fersan'ın Rast eseri. Ahmet Meter o Rast Musahibat-ı Musikiye'den bir bölümü çalacak ve ardından Isaac Varon'un aynı makamdan bir şarkısını Gizem seslendirecek. Bir yaş gibi süzülüp gözden gönlüme aktın. Thank you.
Demin kemanilerimiz için yaprak dökümü demiştik. Şimdi de udiler için bir yaprak dökümünden bahsedeceğiz. Sol üst köşede gördüğünüz meşhur udi ve bestekarımız Şerif İçli. 8 Şubat 1956'da vefat etmiş. İstanbul Radyosu sanatçısı. İstanbul Radyosu'nda bir canlı yayın öncesi büyük stüdyoda radyo müdürü Nevzat Atlı o sırada. Prova esnasında akordunu yapıyor. Neva telini geriyor. Birdenbire düşüyor olduğu yere. Hemen haber vermişler. Hekim olduğu için Nevzat Bey müdahalede yardımcı olabilir diye. Bir kalp krizi geçirdiğini anlamış. Hemen en yakın eczaneden bir adrenalin getirtmişler. Hemen kalbine enjekte ettim ama diyor kurtaramadık maalesef. İlk müdahaleyi yapan da Nevzat Atlı'dır kendisine. Allah rahmet eylesin. Ve Selahattin Pınar, udilikle ne alakası var diyebilirsiniz. Tamburidir bildiğiniz gibi ama önce kayıtlarda hiç tamburla alakası yokmuş. Udi Selahattin Bey diye geçer. İlk bestelerinde, yayınlanan notalarında ut çalarmış önceden. Sonradan tambura geçmiş. Ve çocukluk arkadaşı ikisi. Küçük bir anekdot anlatayım, akılda kalıcı olabilir. Selahattin Pınar'ın babası Mülkiye mezunu. Kadılık yapmış Osmanlı döneminde. Bir yargı mensubu. Cumhuriyet döneminde de hakimlikte bulunmuş. Ve Denizli milletvekili olarak mecliste de görev yapmış. Müthiş ciddi, ceberrut bir adam. Bu programda daha önce anlatmış olabilirim bunu. Anlattım mı acaba? Yine anlatayım. Dinlemeyenler dinlesinler. Güzel bir anekdot çünkü. Onlar da ikisi çok gençler daha. Şerif İçli ile Selahattin Pınar. Beşiktaş Musiki Cemiyeti'ne gidiyorlar. Bu akaretlerde, akaret binalarından birisinden Beşiktaş Musiki Cemiyeti varmış. Babası da ticaret mektebine göndermiş. Okusun adam olsun diye. Müzik ağır bastığı için okulu falan bırakmış Selahattin Pınar. Ve babasıyla sürekli kavga halindeler. Müzikle ilgilenmesini gerçekten istemiyor babası. Ciddiyetsiz bir iş olarak görüyor onu. Sonra peşlerine bir adam takmış. Böyle çalgı çengi bu işleri de görürsen döv onları demiş. Ve adam da emir kolu bir gün o akaretlerde bunları tekme tokat bir güzel benzetmiş. Cezalarını vermiş ama hiçbir zaman bırakmamış tabii Selahattin Pınar müziği. Hatta başkalarının yanında bir gün mahcup etmiş Selahattin Pınar'ı babası. İşte biz okusun adam olsun dedik bu müzikle uğraşıyor filan. Deyince onda da gençlik gururu rencide olmuş. Öyle bir gün gelecek ki sizi sadece benim babam olduğunuz için anacaklar. Deyip kapıyı çarpıp çıkmış ve çıkış o çıkış. Bir daha hiç konuşmamışlar. Bir gün vefat haberini alınca babasının ne büyük bir hata ettiğini anlamış. O gençlik heyecanıyla kapıyı çarpıp çıkmasından dolayı. Ve onun ardından meşhur bir şarkı vardır. Gecenin matemini aşkımı örtüp sarayım. Gittin artık. Seni ben nerede bulup yalvarayım şarkısını babasının ölümü üzerine bestelediği söylenir. Başka udilerimiz de var bu ay kaybettiğimiz. Pardon, bir doğumdan bahsedelim. 20 Şubat 1938'de son dönemin büyük udisi ve bestekarı Cin Uçan Tanrı Korur dünyaya gelmiş. 24 Şubat 1977'de Yorgo Bacanos'u kaybetmişiz. İlk başta Selma Sağbaş'ın sesinden dinlettiğim şarkının bestekarı burada oynuyor. Agop'un meyhanesi denilen Kumkapı'daki meşhur meyhane burası. Resmin arkasında öyle yazıyor. Orijinali bende resmin. Bu Ercüment Berker, üniversite korosunun ve İTÜ Teknik Konservatuvarın kurucusu, okulumuzun kurucusu ve bizim de Türk Müzikisi Vakfımızın yakın döneme kadar başkanıydı. Birkaç sene önce kaybettik.
Burada keman çalan yüzü gözükmeyen kişi biraz önce andığımız Cevdet Çağla. Bu meşhur büyük müzisyen Mesut Cemil, Tamburi Cemil'in oğlu. Bu da meşhur kemani Hakkı Derman. Onlar çalıyor, Yorga Baca nasıl oynuyor, ekibe bakın. Evet, toprağı bol olsun Yorgo'nun. Ve 20 Şubat 1962'de kaybettiğimiz bir başka udi bestekar, İsmail Hakkı Nebiloğlu. Saydığımız diğer isimlerin Selahattin Pınar, Şerif İçli, Cini Çenbey, Yorgo Bacanos eserleri çok okunur her yerde, her vesileyle. Ama İsmail Hakkı Nebiloğlu birazcık gölgede kalmış bir adamdır. Bu gözlüğün esbabı mucibesi de gözlerinin ama olmasından dolayı. Anadan doğma ama değil, değerli müzikseverler. Çanakkale Harbi'ne katılmış. Bir top mermisindeki şarapnellerin iki gözünü birden sakatlaması sonucu ama kalmış. Önemli bir bestekardır aslında. Gölgede kalmış isimlerden biri. Şimdi 20 Şubat 1962'de kaybettiğimiz Nebiloğlu İsmail Hakkı Bey'in Yegah makamında müthiş bir şarkısı var. Doldur ey saki bu cem bezminde bir gün, bir gün mey biter. Evet, biter redifli bir şiir, çok güzel de bir şiir. Şimdi İbrahim Suat Erbay bu güzel şarkıyı seslendirecek. Ne kadar
Ceza vermek lazım şimdi. Çünkü prova yapılırken yegah ta en kalın R'de karar veren bir makam. Dedim ki orayı normal en kalın R'de karar verecek yegah deriz onun adına, R sesine. Bir yukarıdakine neva denir, daha da yukarıdakine tiz neva denir. Yani onu oktavdan bitir dedim, yani nevadan, yegah yerine nevadan bitir. Olur dedi ama tiz nevadan oktavın oktavına çıktı şu anda. Evet. Hiç söz dinlemiyorlar. Efendim, 3 tane devlet adamımız. 27 Şubat 1910'da gördüğünüz Yusuf Ziya Paşa. Hem devlet adamı hem de musiki adamı. Türk musikisinde Nişabürek makamı deyince akla gelen İlk isimdir Ziya Paşa. Çok güzel Nişabürek makamından eserleri vardır. Vezirdir. Ziraat Bankası'nın kurucusu ve Türk siyasi hayatında çok önemli roller oynamış birisidir. Meşhur Supi Paşa ailesi vardır. Hamdullah Supi Tanrıöver filan o ailedendir. O ailenin bir üyesi. Ve Darül Elham dediğimiz Osmanlı döneminde kurulmuş Türk musikisinin ilk resmi konservatuarının kurucu başkanıdır. 27 Şubat 1910'da Ziya Paşa Washington Büyükelçisi olarak atanmış. Şubat ayında. Sonra oradaki görevlerinden sonra İstanbul'da da büyük yüksek devlet görevlerinde bulunmuş. Vezirliğe kadar yükselmiş, bakanlıklar yapmış. İşte emeklilik dönemlerinde de Darül Elham'ı kurarak bir müzik adamı kimliğiyle de orayı başarıyla yıllarca idare etmiş. 25 Şubat 1887'de dünyaya gelen Supi Ziya Özbekkan, Ziya Paşa'nın oğlu. Türk bestekarlığının, Türk müziğindeki bestekarlık vadisinin şarkı alt başlığı altındaki en büyük isimlerinden biridir Supi Ziya Özbekkan. Müthiş bir bestekardır. Çok az bestelemiş. 40 yaşından sonra besteciliğe başlamış. Ama çocukluğu babasının müzikle çok iç içe olmasından dolayı konaklarına devrin en büyük müzisyenleri gelirmiş. Tamburi Cemil Bey, kemançacı Vasil ki o da daha küçücük 7-8 yaşında çocukken Vasil'den kemençe öğrenmeye başlamış. Ders aldırılmış. O altyapı kulağında hep yerleşe 40 yaşından sonra birdenbire sökün edip besteler halinde dökülmeye başlamış. Ve bir tane bile birinden daha az değerde şarkısı yoktur. Hepsi Kaşıkçı Elması gibi eserlerin sahibidir. Ve bir başka devlet adamımız 26 Şubat 1961'de kaybettiğimiz Hasan Ali Yücel. Bestekar dedik ama Supi Ziya Özbekkan da çok sayıda büyük devlet görevlilerinde bulunmuş bir cumhuriyet döneminde ve Ankara Radyosu'nda da müşavir olarak, hoca olarak görev yapmış birisidir. Hasan Ali Yücel'i tanımayanımız yoktur. Eğitim tarihimizin en büyük isimlerinden biri. Efsanevi bir milli eğitim Bakanı, o dönemki tabirle Marif Vekili, Can Yücel'in babası. Sadece bir anekdotu bilmeyenler için tekrarlayayım. Ciddiyetine ve devlet adamlık kimliğini canlandırabilmek için. Çocukluğu Yenikapı Mevlevihanesi'nde geçmiş. Klasik kültürden çok haberdar birisidir. İki çocuk var aynı ortalama puanı olan. Milli Eğitim Bakanı kendisi. Bir tanesi yurt dışına gönderilecek. Devletin bir kotası var. Bir tanesi kendi oğlu. Can Yücel. Öteki de, şimdi ismini vermeyelim, kendi çocuğun ismini tereddütçe çizip ötekini gönderiyor. O imkanlardan faydalanarak yurt dışında okuyor o çocuk. Sonra günün birinde dünyaca ünlü bir bilim adamı oluyor. Gazi Yaşargil. Evet. Yani kendi çocuğunu harcamak pahasına böyle bir dürüst tavır sergileyebilmiş birisidir. Can Yücel başkanını da falan veriyor. Evet, evet. Can Yücel büyük bir şair o da.
Allah rahmet eylesin hepsine. Şark ve Garp klasiklerini büyük bir tercüme faaliyeti vardır, o beyaz kaplı kitaplar. Onları çeviren İbn-i Lemin Mahmut Kemal İnal'ın Hoş Sadası'nı İş Bankası Kültür Yayınları'nı kurduktan sonra yayınlayan kişi. Biraz önce Yıldız Mahkemelerinden bahsetmiştik. Abdülhamit'in, Abdülaziz, amcası Abdülaziz'in davasını gördüğü mahkemeler. Orada sanıkların avukatı diye İzak Varon'un patronu Manyasizade Refik Bey'i söylemiştik ya. İçeride demin konuşurken bir önceki programı yapan Beşir Bey, hocam benim, Beşir Ayvazoğlu. Bundan bahsettim ayaküstü. Ya dedi, o Yıldız Mahkemelerinin hakimi de kimdir biliyor musun dedi. Kimdir? Supi Paşa, hani bir Supi Paşa ailesi dedim ya demin. Özbakkan'ın ve Ziya Paşa'nın dahil olduğu aile. Yıldız Mahkemelerinin hakimi de Supi Paşa'ymış. Biraz önce öğrendim onu da tesadüfen. Onu da burada anmış olalım. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra Supi Ziya Özbakkan'dan bir şarkıyı Gizem seslendirecek. Hüseyini makamında bir şarkı. Feryat ediyor bir gül için bülbülü şeyda. Oh!
efendim bu resmini gördüğünüz şahıs 30 yaşını biraz geçince vefat etmiş bir bestekarımız. 10 yıllık bir bestekarlığı var. 20 yaşlarında bestekarlığa başlamış. 30 yaşlarındaki ölümüyle bestekarlığı son bulmuş. O 10 sene içerisinde bestelediği sadece uşak şarkılar, bütün Türk müziği tarihi boyunca yapılmış uşak şarkıların 20'de biri. 10 senelik bestekarlık hayatında. O kadar verimli bir bestekar. Hangi şarkısı okunacak bir bakayım. Çok enteresan. Anlatacağım anekdotla üst üste düştü. Kendisi de şarkının Ahmet Rasim'e ait. Ahmet Rasim'in arkadaşı Şevki Bey bu. Hacı Arif Bey'in en değerli talebesi. Alkolün mahvettiği adamlardan biri. Çocuk denecek yaşta o aşırı içme yüzünden gitmiş. Ahmet Rasim anlatıyor bir hatırasında. Hangi kitapta hatırlamıyorum. Şişhaneden yukarı karşıya baktığınız zaman yokuş yukarı tam karşıda 6. daire binası vardır. Yani Beyoğlu Belediyesi. Aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Kar başlamış. Yerler bembeyaz. Böyle bir şey yuvarlanarak geldiğini görmüş karşıdan. Çığ, hani kar topu geliyor gibi. Bir adamcağızın yuvarlanmakta olduğunu görmüş. Düştü herhalde. Ayağa kaydı. Yokuş aşağı, yukarıdan aşağı. Geliyor birisi. Önüne durmuş. Ayaklarına çarpmış durmuş. Yüzünü falan bir temizle bir bakmış Şevki Bey. Arkadaşı yani. Tesadüfün böylesi. Gecenin bir yarısı işte Beyoğlu'nda bir yerlerde içmiş, yemiş. Yürüp giderken de Fatih Sarıgüzel tarafında oturuyor. Araç falan yok. Yürüyerek gidecek. Köprüyü geçecek, gidecek. Ama düşmüş kalmış. Bakın oradan Ahmet Rasim geçmese. Onu görmese, orada donup kalacak belki, ölecek. Ahmet Rasim o koca vücuduyla sırtlamış onu. Kendinde değil çünkü. O da Fatih'te oturuyor, Kıztaşı tarafta bir yerde. Omzunda köprüyü geçip Fatih'e kadar götürmüş. Ertesi akşama doğru uyanmış Şevki Bey. Ben neredeyim diye sormuş. Anlatmış tabii nasıl bulup da onu oraya götürdüğünü. Çok utanmış tabii. Gene öyle bir gecenin sabahında bir arkadaşın evinde, Beylerbeyi'nde ayılamamış bir daha. Şevki Bey'in ölümü öyledir. Şevki Bey'i niye andık? Mehmet Bey, Şevki Bey'in mezarı Kuzguncuk Nakkaştepe. Nakkaştepe. Evet. Babamın mezarının yanında geçen gün. Öyle mi? Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Tabii Nakkaştepe'de, Kuzguncuk'ta, evet. İşte Beylerbeyi'nde ölünce hemen yakın oraya defnetmişler. Niye Şevki Bey'i andık? 28 Şubat 1949'da İstanbul Şehir Meclisi, Belediye Meclisi, iyi bilirsiniz. Balmumcu'da Ortaköy'den böyle yukarı doğru çıkan böyle yılan kavi bir yol vardır. Oradaki sokaklardan birine Şevki Bey adının verilmesi için karar almış. Ve oradaki sokakların hepsi hemen hemen bestekar adlarıyla oluşturulmuştur. Yeni kurulan semt. Şimdi tesadüfen Şevki Bey'den bir şarkı seçtim ben İbrahim'e. Kimseler gelmez senin feryada ateş bağrına şarkısını seçmiş. Güfte şairini onun için baktım. Çünkü Ahmet Rasim arkadaşı olduğu için ondan beslediği güfteler var. İnşallah Ahmet Rasim'dir dedim. Anlatacağım anekdotla da bağlantılı olmuş oldu böylece. Şimdi İbrahim'den Şevki Bey'in bu güzel şarkısını dinliyoruz. Oh,
24 Şubat 1910'da Türk resminin büyük ismi ve Türk müzeciliğinin banisi, kurucusu Osman Hamdi Bey vefat etmiş. 24 Şubat 1910'da. Tablolarından biri zannediyorum, o da tambur çalan kız. En pahalı ressamımız biliyorsunuz. Kaplumbağa terbiyesi falan filan, bunlar anormal, akıl almayacak fiyatlara satılıyor. 27 Şubat 1863'te de Türkiye'de bilinen, kayıtlara geçmiş ilk resim sergisi Sultan Abdülaziz'in himayesiyle Sultanahmet At Meydanı'nda açılmış. İlk resim sergisi. Biraz önce de bahsetmiştik. Yıldız mahkemeleri, ihtilalle tahttan indirilmesi, katli filan diye. 8 Şubat 1830'da aynı zamanda gene Sultan Abdülaziz'in doğum tarihi. Şubat. 9 Şubat 1588'de de değerli müzikseverler, 1588 cami minarelerinde sonradan adına mahya denilen kandillerin kullanılması başlanmış. Mahya deyince tabii eskiden şimdiki gibi elektrik öyle yazıyı yaz buradan oradan karşıdan karşıya çek değil. Şerefeden şerefeye kandiller belli bir hesapla, yanan kandil yani. O anda yanıyor. İplerle çekilerek yazı oluşturuluyor. Ve onun da büyük ustalarından birisi Sultan Abdülaziz'in en küçük oğlu, resmini gördünüz, Şehzade Seyfettin Efendi. Cüsseli de bayağı yapılı, kilolu. Gidip o şerefelerde bizzat padişah çocuğu yani, o sanatla uğraşırmış. Sonra hanedan yurt dışına çıkarıldıktan sonra tabii o da gidiyor. Bir daha Türkiye'ye hiç dönemiyor. Nis'te vefat etmiştir. Ve Türk musikisinin en büyük bestekarlarından biridir. Hanedan içerisindeki en büyük bestekarın 3. Selim olduğu söylenir. 20'ye yakın makamı da bulan kişi olarak. Ama 8-10 sene olmadı. Nis'te ailesinin elinde iki tane valiz, sandık arası bir şeyler çıktı. Hep el yazısıyla yaptığı besteler. Böyle 8-10 eseri bilinirken yüzlerce saz eserleri, sözlü eserler ve onları biz birkaç sene
Sürekli inceledik, baktık. Şu anda Murat Bardakçı'nın elinde o koleksiyon. Yani 3. Selim'i çok aşan bir bestekar. O kadar söyleyelim. Büyük bir bestekardır. Şehzade Seyfettin Efendi. Şimdi o halde Şehzade Seyfettin Efendi'nin tasavvufi neşveyle yaptığı bir eseri Gizem'in sesinden dinleyeceğiz. Ey talibi didar olan, gel Hakk'a. Efendim 8 Şubat 1951'de Üsküdar Musiki Cemiyeti Eminönü Halk Evi'nde bir konser vermiş. İşte o zamanlardaki ekibi, hocaları, efsanevi hocaları Emin Olgan'ın idaresinde şef sehpasında bacak bacak üstüne atmış ut çalıyor. Meşk ediyor talebelerine. İşte o meşk eden hoca da 2 Şubat 1985'te vefat etti. Rekor bir süre, 50-60 sene diyebiliriz. Üsküdar Musiki Cemiyeti etmiş bir büyük hocaydı. Yetiştirmediği öğrenci yoktur, faydasının geçmediği. 2 Şubat 1985, ölüm tarihi. Aynı cemiyetten yetişmiş önemli bir bestekar ve udi Şekip Ayhan Özışık. 2 Şubat 1932'de dünyaya gelmiş. Çok genç, 40'lı yaşlarında vefat etmişti. Şekip Ayhan Özışık'ı da rahmetli anıyoruz. Ve 2 Şubat 1942'de Kandıra'da dünyaya gelen Amir Ateş, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin oradan çok fayda görmüş, bugünkü başkanı ve bestekar. Biz bu programda Amir Ateş'ten pek eser icra etmemiştik bugüne kadar. İşte böyle bir konu içinde geçse Emin Ongan'ı tercih ederdik hep. Şimdi Emin Ongan'dan değil de Amir Ateş'ten, Halef'inden bir şarkı İbrahim seslendirecek. Hüzzam makamında bir eseri Amir Bey'in. Diyemem derdimi bir başkasına mısra ile başlıyor. Güfte Türk şiirinde yakında kaybettiğimiz Hisar grubu denilen şairlerin önemlilerinden biri Bekir Sıtkı Erdoğan. Diyemem derdimi bir başkasına, Hüzzam makamındaki şarkı. Thank you.
arkasına. Duysa fikarımı sus vazgeçme. Bürünür kalbimin engin yasına. Biraz uzun oldu tabi, az kaldı ama sabrınızın son bir saat diyor, o kadar diyor. Efendim bu kısmında programımızın bu fasılda Türk müziğindeki Batı Avrupa kaynaklı müziğin rüzgarlarının esintisini hissedeceksiniz. 12 Şubat 1856'da kaybetmişiz Donizetti Paşa, Giuseppe Donizetti. İkinci Mahmut döneminde İtalya'dan ithal edilerek adeta Osmanlı Sarayı'na alınan paşalık unvanı rütbe verilerek Türkiye'de Batı müziğinin çok sesli müziğin temellenmesini sağlayan ilk kişi, duayendir. Vefat ettikten sonra devlet töreniyle gömülmüştür. Kabrinin nerede olduğunu söyleyeyim. Türkiye'de. Fransız Kız Lisesi'ni biliyorsunuz Harbiye'de İstanbul Radyosu'nun karşısında. Onun içinde bir şapel vardır, kilise. Onun bodrumunda mezarı. Oraya padişah iradesiyle oraya izin çıkmış, gömülmüş. Donizetti Paşa. Hocam aynı zamanda günümüzdeki armoni müzikasının kurucusu değil. Tabii tabii. Yani saraydaki orkestranın ilk kurucusu işte. Bugün devam ediyor aynı kurum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak. Yani temeli oradan, Osmanlı Sarayı'ndan gelir. Ve yine anmadan geçemeyeceğiz. Geçen Şubat ayında da hatırlayacaksınız. Bu kurumun banisi, kurucusu Reşit Saffet Atabinen. 5 Şubat 1858'de dünyaya gelmiş. Ama ilk Türk orkestra şeflerinden ve flütistlerinden, işte saray mızıkasından, Donizetti'nin kurduğu kurumdan yetişenlerden birisidir. Ve kendisi Lozan'da murahhas azadır. Lozan'ın ekibinde resmen yer almış isimlerden biridir. Turing deyince Renç Koçi Bey 9 Şubat 1993'te ünlü radyoloji
trafik kazasında vefat etti. Hatırlayanlar hatırlarlar. Onun müzikle bir bağlantısı yok şu anda. İşte bu Lozan'da da Reşit Saffet Bey var dedik ya. Burada İsmet Paşa, Doktor Rıza Nur, tanıyabildiğimiz Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı. Bunlar hep meşhur adamlar da şu anda hatırlayamıyoruz. Neyse geçelim. Ve gene aynı Donizetti'nin kurduğu saray müzikasının Müzikai Humayun'un devamı olan Cumhuriyet döneminde ismi değiştirildiği zaman Riyaseti Cumhur Müzik Heyeti adını aldı. Ve ilk 15 yılda içinde hem Donizetti'nin kurduğu orkestra vardı, Batı Müziği bölümü, hem de Dede Efendi'nin o dönemde devam ettirdiği Türk Müziği kısmı vardı. 1938'in 10 Kasım'da Atatürk öldükten sonra Türk Müziği kısmı dağıtıldı. Halbuki ilk 15 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın Riyaseti Cumhur Müziği Heyeti vardı. Çok yakın bir geçmişti. 2-3 sene önce Türk Müziği Vakfı'nın değerli başkan vekili de burada. Bir projesi sonucunda bugün o itibar iade edilmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı adı bir Türk Müziği Kurumu'nun başına verilerek 70 küsur yıllık bir şeyden geri dönülmüş oldu. Burada gördüğünüz kişi Osman Zeki Üngör. İstiklal Marşımızın bestekarı. Evet. O da 28 Şubat 1958'de terki dünyaya eylemiş. Gene Batı müziği rüzgarları. İlk Türk tangosu Mazi Kalbimde Yaradır. Bu gördüğünüz Seyyan Hanım tarafından plağa okunmuş. İlk kez. 5 Şubat 1932'de. Süreyya Paşa 6 Şubat 1955'te ölmüş. Süreyya Opereti var karşıda biliyorsunuz. İşte onu kuran, o binayı yaptıran Süreyya İlmen Paşa. Onun adıyla anılır. Türk müziğinin, makamsal müziğini Batı formlarıyla iç içe kaynaştıran büyük isimlerden biri. Türk operet tarihinin büyük ismi Muhlis Sabahattin 10 Şubat 1947'de vefat etmiş. Meşhur Ayşe Opereti, Çaresiz Opereti, dünya kadar opereti vardır. 12 Şubat 1859 Mülkiye Mektebi, yani bugünkü siyasal bilgiler dediğimiz okul, Sadrazam Ali Paşa'nın katılımıyla ve devletin en üst düzey protokolünün katılımıyla açılmış 1859'da. O Mülkiye'de okumuş, oradan mezun olmuş. Büyük bir şair, Cumhuriyet döneminin büyük şairlerinden biri Ömer Bedrettin Uşaklı. Kaymakamlık gibi mahalli bölgelerde yöneticilik görevleri yapmış birisi. Türk şiirine adını yazdırmış bir isimdir. Ve yanındaki Kaptan Zade de yine operet tarihimizin en büyük isimlerinden biri. O da 16 Şubat 1934'te ölmüş. Öldüğü sırada Edremit'te ölüyor. Kaymakamı arkadaşı Ömer Bedrettin Uşaklı. Ve birçok şiirini bestelemiştir. Şimdi o eserlerden bir örnek, bir operet şarkısı, müzikli oyun şarkısı. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla. Gizem Coşkun'dan dinleyeceğiz. Altında baygın yayla, ey beyaz.
Sonuna geldik nihayet. Aynı zamanda bir bestekar olan Sultan 4. Murat 8 Şubat 1640'ta vefat etmiş. Biraz önce de bahsetmiştik. Sultan Abdülaziz'in 8 Şubat 1830'da doğduğunu. 10 Şubat Sultan Abdülaziz'in yeğeni Abdülhamit 10 Şubat 1918'de vefat etmiş. 2 Şubat 1861'de de son padişah Vahdettin dünyaya gelmiş. Daha önceki müzikli marif takvimlerinde Abdülaziz'den, 4. Murat'tan eserler icra edildi. Aynı zamanda bestekar oldukları için. Abdülhamit'ten edilmedi çünkü Türk müziğin konusunda bir çalışması yok. Hatta hiç sevmezmiş Türk müziğini. Çok sesli müziği, Batı müziğini severmiş. Abdülmecid'in çocukları hepsi Batı müziği şeyidir. Ama Abdülaziz tarafı bütün çocukların hepsi Türk musikisiyle ilgilidir. O daha yerlidir. Abdülhamit de nefret derecesinde hiç Türk musikisinden haz etmezmiş. Yalnız 2-3 kere Tamburi Cemil Bey'i huzura çağırttırıp o çoban taksimlerini falan yaptırmış kemençeyle. O köpek gibi havlattırma, işte kurt gibi ulutma, Fatma Hanım, Naciye Hanım, Ayşe Hanım dedirtir. Cemil Bey'in öyle kemençeyle, insan gibi konuşturur kemençeyi. Onları yaptırıp gülmek için çağırırmış. Ama Tamburi Cemil Bey de küplere binermiş tabii. Bunun için çağırıyor beni diye. Kaybolmuş ya, arandığı zaman gitmek istemezmiş bir türlü. Şimdi Sultan Vahdettin'in bestekarlık günü de var değerli müzikseverler. Sultani Besteler adıyla 10-15 yıl önce yayınlandı. Bütün eserleri bir araya getirildi. Kanun üsta çalar kendisi. Şehzadeliğinde öğrenmiş musikiyi ve kanunu. Bir eserini, bir ilahi zannediyorum, İbrahim okuyacak ve Hüzzam makamında bu ilahi programımızın son eseri olarak Gel Vücudun Ateşi Aşkı Habibullah'a Yak. Gel vücudun ateşi aşk
Çok çok teşekkür ediyoruz. Müzikli Marif Takvimi'ne gösterdiğiniz ilgiden dolayı şükran duyuyoruz ve bunu belirtiyoruz açıkça. Bir kere daha teşekkür ediyorum Turing'e, değerli Başkan Bülent Katkak şahsında. Sağ olun, var olun, bizi yalnız bırakmadınız. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun.